Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle Unreal Engine 5 eğitim senemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer videolara gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. İsterseniz direkt videoya geçelim. Ama ondan önce videoya yorum atıp, like atıp kanala da abone olmayı unutmayın kesinlikle. Diğer videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Çok kısa araya giriyorum arkadaşlar. Videoda belirtmeyi unutmuşum. Timeline kısmında işlediğimiz bütün konuları ekliyorum. Eğer atlamak isterseniz veya bildiğiniz bir konu varsa kolaylıkla atlayabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar, projemiz açıldı. Hatırlarsanız önceki bölümde Line Channel ne işe yarardı onlardan bahsetmiştik. Öğrenmiştik, test yapmıştık, hatta ışınlanıyorduk çarpışma noktasına. Bugün ise iki tane komuttan, iki tane koddan bahsedeceğiz. Do Once ve Do Ne komutlarından. Çok yararlı bir şey olduğu için bir videosunu çekmek istedim. Çok da kullanışlı ve çok sık kullanacağımız bir şey. İsterseniz başlayalım. Videonun başında da şunu belirteyim, bu video kısa olacak. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İlk olarak kodlarımızı çağıralım, sonra da ne işe yaradıklarından bahsedip test edelim. İlk komutum Do Once, yani Do Önce diye yazılıyor. Bunu çağırıyorum. İkinci komutum ise do ne komutu. Tabi direkt çıkmadığı için en aşağılarda falan olması lazım. Bir şöyle bulayım. Gördüğünüz gibi do ne. Do ne. Yani nasıl okunuyor bilmiyorum ama do ne diye okuyorum ben şu anda. İsterseniz gelin bunlar ne işe yarar bahsedelim. Do Once'dan başlayalım ki bunu anlamadan bunu anlamamız çok daha zor. O yüzden Do Once'dan başlıyorum. Test etmek için de bir tane tuş event'i çağıracağım. Onun için de sağ tıklayıp K yazıyorum buraya ve aşağı indirip herhangi bir tuş event'ini çağırabilirim. Önemli değil. Ben biri çağıracağım elimin altında olduğu için ve preset kısmını bağlıyorum. Şimdi Do Once komutumuzun çıkış noktasında complete diye bir kısım var. Buraya biz kodlarımızı girdik diyelim. Örneğin yazı yazdırma kodu girdik. İşte SA yazdırdık veya buraya uzun bir kod da girmiş olabiliriz. Basitinden anlatıyorum. Buraya kodlarımızı girdik. Bu kısım sadece bir kere çalışacak. Do Once komutu bu işe yarar. Do Once'a bağladığınız kodlar her neyse, burası tabi böyle uzaya da bilir veya kısa bir şey de olabilir. Tamamen sizin oyunda nasıl kullanacağınıza bağlı. Ben burada 1'e bastığım zaman burası bir kere çalışacak. Tekrar 1'e bastığımda çalışmayacak. Do Once komutu bu işe yarar. İsterseniz test edelim. Comply edip. Bakın normalde ne olması gerekiyor? Ben her bir tuşuna bastığımda SA yazması gerekiyor. Ama bir kere basıyorum çıkıyor. İkinci, üçüncü. Bakın tuş sesini duyuyorsunuz. Çalışmıyor. Çünkü bu komut bu işe yarıyor. Bir kere çalışmasını sağlıyor ve ondan sonra burası çalışmıyor. Bir de bunun reset tuşu vardır bakın. Reset girdisi. Diyelim ki bir şeyler oldu. Bu kısmın resetlenmesi gerekiyor. Yani bu cooldown olabilir. Örneğin mesela cooldown ekledik buraya. Delay ekledik. 1 saniyelik bir cooldown ekledik. 1 saniye sonra reset kısmına gitsin diyoruz. Böylelikle ne olacak? Biz bir tuşuna bastığımız zaman SA yazacak. 1 saniye sonra da tekrar çalışabilir bir hale gelecek. Reset kısmı bu şekilde çalışıyor. İsterseniz test edelim. Anlamanız için tuşa spamlayacağım. Sesini duyarsınız umarım. Bakın. 1 saniye aralıklarla bu komut çalışıyor. Çünkü 1 saniye sonra resetleniyor. Reset kısmında anlamışsınızdır diye umuyorum. Ha bir de bunun start closed kısmı vardır. Bu ne işe yarar? Ondan bahsedeyim. İlk olarak bunun tikini açtığımızı farz edelim. Bu tabi false olarak gelir ama true yaptığımızı farz edelim. Eğer biz bunu true yaparsak ve oyunu başlatıp bir tuşuna basarsak komut çalışmayacak. Çünkü close yani kapalı olarak başlıyor. Bunu resetlememiz gerekiyor. Bunun dolayı bu. Anlamışsınızdır diye umuyorum. Yani bir kere çalışmasını istediğiniz kodları Do Once komutuyla bağlıyorsunuz. Böylelikle bu kısım bir kere çalışıyor. Belirli başlı şeylerden sonra da reset kısmına eğer bir girerseniz bu komutu resetlemiş oluyorsunuz. Bir kere daha çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Olayı bu. Şimdi gelelim Do Ne komutu. Bu da aynı. Aslında Enter ve Reset kısımları aynı. Ekstra bir şey yok. Sadece bakın burada mesela 0 yazıyor. Bunun olayı da şu. Mesela burada biz dedik ya bir kere. Bakın sol üst tarafında da çok küçüktür ama bir işareti var. Burada ise biz bu 1 sayısını belirleyebiliyoruz. Örneğin ben buraya 3 yazarsam. Şunu izninizle sileyim. 1 yazarsam ve şu şekilde bağlarsam. Burası 3 kere çalışacaktır. Yani 3 kere çalışacaktır. Ondan sonra çıkış kısmı kapanacaktır. Çalışmayacaktır bir daha. Test edelim şöyle. Bakın spamlayacağım. 3 kere çalıştı. Bakın basıyorum.
bir daha çalışmadı. Dune'nin de amacı bu. Yani şuraya Duvans'ı tekrar çağırayım. Burada bir kere ve bunu değiştiremiyoruz. Bir kere çalışıyor burası. Ondan sonra resetlememiz gerekiyor tekrar çalıştırmak için. Ama burada bu bir birimi değiştirebiliyoruz. 3 kere yapabiliyoruz, 10 kere yapabiliyoruz veya buraya bir değişken de bağlayabiliyoruz. Ayrıca kaçıncı basış olduğunu da anlayabiliyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. basışımız diyelim. Burada da 6. basışımızın olduğu infosunu da alabiliyoruz. Arasındaki fark bu. Reset kısmı aynı zaten. Onun yana bir sıkıntı yok. Umarım anlatabilmişimdir. Bence çok çok önemli. Ben kodlama yaparken Duvans komutunu çok fazla kullanıyorum. O yüzden aklınızda bulunsun, öğrenmekte fayda vardır. Kısa olacak dedim ama umarım uzamamıştır video. Bazen böyle iyice anlamanız için çok ayrıntıya giriyorum. Umarım sizi rahatsız etmiyordur bu ayrıntılara girmem. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.